Aşağıdaki denklemin köklerine x1 ve x2 dersek arkadaşlar, yukarıdaki denklemin kökleri aşağıdakinden ikişer fazla olduğu için x1 artı 2 ve x2 artı 2 şeklinde olacak. Dolayısıyla x1 artı x2'yi bulalım kökler toplamından. Eksi b bölü a'dan cevabımız eksi b gelir. Kökler çarpımını bulalım aşağıdaki denklemin. C bölü a'dan 2a eksi 3 gelecek. Yukarıdaki denklemin kökler toplamı ise x1 artı x2 artı 4 ne eşittir? Eksi b bölü a'dan eksi a eşit. X1 artı x2 gördüğümüz üzere eksi b yazacak olursak eksi b artı 4 eşittir eksi a. Dolayısıyla b'yi bu tarafa atacak olursak b eksi a eşittir 4 şeklinde bir eşitlik bulduk. Buradan sonra yukarıdaki denklemin kökler çarpımına bakalım. Yani x1 artı 2 ile x2 artı 2'nin çarpımı kökler çarpımı c bölü a olduğu için ne eşittir? Eksi 2b'ye. Dolayısıyla burayı düzenleyelim dağıtacak olursak. X1 çarpı x2 artı 2x1 2x2'den dolayı 2 parantezinde x1 artı x2 artı 4 eşittir. Eksi 2b. X1 çarpı x2 yerine 2a eksi 3 yazalım. X1 artı 2x2 yerine de eksi b yazarsak 2 ile de çarparsak burası eksi 2b olur. Artı 4 eşittir. Eksi 2b. Eksi 2b'leri şutladık arkadaşlar. 2a artı 1 eşittir 0 ise a değerimiz buradan eksi 1 bölü 2 çıkar. A'yı eksi 1 bölü 2 olarak bulduktan sonra burada yerine yazacak olursak b değerimiz de 7 bölü 2 çıkar. Soruda bize b bölü a'yı sormuştu. B bölü a 7 bölü 2 bölü eksi 1 bölü 2'den 2'ler giderse eksi 7 çıkar. Cevabımız A şıkkıdır.